Kontrol merhabalar hoş geldiniz. Ben mimar Yasir Karaca. Sayın arkadaşlarım, 22 Şubat tarihi itibariyle şantiyemizde çatıyı inceleyerek şantiye serisine devam ediyoruz. Ee, öncelikle e, şundan e, bahsetmediğimi fark ettim. Şimdi e, ne demişti? Projemizde bizim ne yazıyordu? Hemen dönüp bir bakalım. Şurada kesitte. Dikme 10 10, aşık 10 10, işte mertek 5 10. Dönelim. Bakın aşık 10 10. Doğru. şu mahyalar da onun. Doğru. E ama bizim dikmelerimiz onun ya da işte şey değil. Yuvarlak. peki bu bize bir şey mi? Taşıyıcı açısından bir eksi mi? Bir sıkıntı mı? Hiçbir sıkıntısı yok sayın arkadaşlar. Bu arada ben de kahve aldım geldim devam etmek için. Artık bayağı bir hızlanmamız gerekiyor. Şantiye falan da iyice hızlanacak şantiyeler. Çok daha güzel seviyeler çekmek için inşallah. Sayın arkadaşlar size desteklerinizi esirgemeyin. Siz devam edelim. Oval olabilir mi? Yani yuvarlak olabilir mi? Yuvarlak kesitli. Olabilir sayın arkadaşlar. Hiçbir sıkıntı yok. Zaten yuvarlak kesitliğin aslında dayanımı da çok kuvvetlidir sayın arkadaşlar. Bunu böyle bize hiçbir sıkıntı çıkarmaz. Ama bir de şunları görüyorum ara ara. Bakın bunlarda delikler var. Fark ettiniz mi? Bu delikler ne alaka? Bu delikler biz şey yapmıştık kolon kapak. Görüyor musunuz? Çift 510 yapmıştık. Arasına bir mesafe bırakmıştık. Onun içerisine tij ve taylotu yandan sokup sıkıyorduk. Bunları da sayın arkadaşlar bir önceki inşaatta kolon kapaklarını sıkmak için bunları kullandık ve bak şunlar da işte o tij deliği, pilot deliği içerisinden geçiyor ve onları sıkıştırmak için yani çift 510 kullanmamışız yine 1010 mantığında. Sayın arkadaşlar bu yuvarlak kesitli malzemeyi kesme, kereste malzemeyi kullanmışız. Ama bu malzeme çok ağır oluyor sayın arkadaşlar. Bu yuvarlak kesitler bilmiyorum daha ağır oluyor. İşçi için de daha zor oluyor. O yüzden çift beş daha mantıklı diyerek devam edelim. Sayın arkadaşlarım biraz da hızlanalım isterseniz. Evet bakın bu tarafa geldik şimdi. Bakın bu malzememiz bizim neydi? Mertek'ti. Veyahut ustaların tabiriyle ızgaraydı. Gelmiş mesela nedir? Bunların mesafesi kurtarmış. Küçük Küçükten başlayıp büyüğe doğru gidiyoruz biliyorsunuz. Ama bunlar mesela bakın buralardan ek atıyor. Rab bizim aşığımızın ya da ustaların tabiriyle mahya'nın üzerinde ek atıyor. Zaten ızgara tahtalarında hep aynı mantığı yapmıştır. Hatırlarsınız. Ek kısımlarını hep mahya'nın üzerinde yapmıştır. Aynı şekilde burada da ek kısmını Mahya'nın üzerine getiriyoruz doğal olarak sayın arkadaşlar. Ek kısmını buraya getirirseniz bir mantığı yok. Çünkü o kısımda çökeceği için biraz fazla ağırlıkta. O yüzden ek kısımları buraya getirip sayın arkadaşlar burayı tamamlıyoruz. Yine bahsediyorum. Mesela bakın projeye gelelim. Çatı planına. Bak bir mertik buradan başlamış buraya kadar gelmiş. Hemen bir uzunluğuna bakalım. Bunun mesafesi neymiş 825 santimetre yani 8 metre 8 küsür metre tabi bizim bu kısmımız değil şu aşağıda kalan çatının aşağısında kalan yapacağımız kısımdaki en uzun mertebe baktım 825 santimetre peki 825 santimetrelik bir beş var mı yok ama planda nasıl çizilmiş? tek parça çizilmiş gördün mü? İşte planda sana şunu söylemez. Ya şuradan ek at, şunu yap, bunu yap demez. Ama e, tabii e, plan çizenler de şunu bilse daha iyi olur. Buradan buraya kadar kardeşim bir malzeme yok. Ben bunu bu şekilde çiziyorum ama bunun uygulaması bu şekilde olmaz. Mesela şuraya kadar gelir bu malzeme. Şuradan bir ek yapar. Malzeme bu taraftan devam eder. Burada biter. Malzeme tekrar şuradan devam eder ve burada biter sayın arkadaşlar. Yani bindirme yaparak devam eder. Yani bunu bilin. Böyle tek parça o şekilde bir malzeme yok. Genelde yine söylüyorum. Uygulamada 5 onlar ekseri 3 metrelik olur sayın arkadaşlar. Bazen mesela perde kalıpları için falan filan 4 metreliklere de bulundururuz. Ama ağırlıklı 3 metrelik bulundururuz. 5 metrelik de var. Ama mesela bu inşaatimizde herhalde hiç yoktu. Çünkü çok çabuk bükülüyorlar. Sayın arkadaşlar şimdi bir malzeme uzadıkça şimdi kalem bu kadar boyu. Elime bakın. Kırın. Kalem bu kadar. Şöyle bir kuvvet uyguladığımda kırılmaz. Ama bu kalem farz edelim boyu şu kadar olsaydı bu kalemin bu kuvveti uyguladığımda çıt diye ortadan kırılırdı. Anladınız mı? Bir malzeme ne kadar uzarsa aynı incelikte yani aynı kalınlıkta olup ne kadar uzarsa bir malzeme dayanımı o kadar düşer diyerek biz yapımıza devam edelim. Merteğimiz kuruluyor. Tabi bir taraftan aşağıda sökü işlemimiz var sayın arkadaşlar. Sökü işlemi burada biraz daha zor. Neden biraz daha zor? Şimdi normalde ne yapıyorduk? Tık 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 tık, tık. mesela şu ticleri tijleri çıkartı veriyorduk. Ama mesela burada bu adam çıkartması için şuraya merdiven kurması gerekiyor. Yani kalıpçı için uzun mesafeli kalıpları kurması da sökmesi de daha zordur. Çünkü mesela şunları çıkarması falan da zor. İşte artık nasıl çıkaracak? Merdivenle mi çıkaracak? Üstten mi vuracak? Nasıl çıkarırsa. Yani demek istediğimi anlayın. Mesafe uzadıkça ustaların işi zorlaşıyor sayın arkadaşlar. Bu kısımda bizim şeyimizi koyacağımız yer. Asansörümüzün motorunu koyacağımız yer sayın arkadaşlar. Bu kısımda biz çift katı aynı anda döktüğümüz için ister istemez ve yukarıyı da dayamamız gerektiği için teleskop direklerle bir miktar betonun içerisinde direk tabanı kalacak sayın arkadaşlar. Bunlar ama sıkıntı çıkarma. Zaten burasının tek taşıyacağı şey asansörün motoru. Başka hiçbir şey taşımayacak. Buraya böyle bir girilip çıkılmayacak bir şey olmayacak. Sadece bakımdan bakıma gelinecek. Ve zaten biliyorsunuz yeri geliyor şaft açıyoruz şu açıyoruz bu açıyoruz betonda yani bu göz ardı edilebilecek bir durum sayın arkadaşlar. Onları da kesmişiz. Kalanlarını alacağız. Aynı bu şekilde işte. demek istediğimi anlayın. Şurası da havalandırma. Şu arkada görünen kısım şurası. Havalandırma bizim yukarıda biliyorsunuz tuğlayla da örüldüydü. Şimdi bu havalandırma da etrafını örüyor. Şimdi birazdan şu aşağıdaki havalandırmayı da çekeceğim. Onda durum farklı. Evet tekrar yukarıya döndüğümde sayın arkadaşlarım bakın. Mertikleri yapmışlar. Hatta biraz üzerine tahta atmışlar. Ee, döşeme tahtası. Bu tarafların mertiklerine devam ediyorlar. Hızlanalım. Mertikleri hızlı yapsınlar biraz. Şimdi bir de ben size bir şey madem bir şey daha sorayım. Bakın bunlar ipinde çalışıyor. Hepsi aynı hizada çalışacak biliyorsunuz. Çünkü üzerine döşeme tahtasının tam olması lazım. Yani o da bükülürse bilmem ne olursa olmaz. Hepsi yine ipinde çalışacak. Bir. İkincisi bakın. Biz buradan belli bir mesafe yukarıda bırakmışız bu merteyi. Şimdi bizim aslında yaptığımız çatı sistemi sayın arkadaşlar. Hani eskiden yaptığımız çatı sisteminden birazcık daha farklı. Eskiden ne yapıyorduk? Bu çatı biraz dışarıya çıkıyordu. Böyle bir diş yoktu. Şimdi biz öncelikle neden bu dişi yapıyoruz ondan bahsedeyim. Bir dahaki videolarda da yine tekrarlarım ama. Şimdiden uyarıyorum. Biz bu dişi niye yapıyoruz sayın arkadaşlar? Birincisi çatıyı tutsun diye. Şimdi biraz daha dayanımı fazla olsun diye. İkincisi de sayın arkadaşlar. Özellikle Lodos'ta yani kuvvetli rüzgarda ve Lodos bir anda böyle çılgın bir rüzgardır biliyorsunuz. Özellikle işte sahil kenarlarında İzmir'de, İstanbul'da, Çanakkale'de falan oturan arkadaşlarımız daha iyi bilir. Ya da denizde, denizle ilişkisi olan işte. Daha iyi bilir. Lodos biraz çılgın bir rüzgar sayın arkadaşlar. Şimdi bu eski tip çatılarda yani eskiden yaptığımız çatılarda ne yapabiliyordu? geliyordu. Çatıya rüzgar giriyordu. Bir tarafını kaldırdıktan sonra çatının sayın arkadaşlarım rüzgar fış diye atıp götürüyor. Çünkü neden biz e, bu hani sistemimiz betonla bağlantılı bir sistem değil biliyorsunuz. Eğer çatıyı tek başına alırsa götürebilir rüzgarı, kaldırabilirse. Şimdi bunu da kaldırdıktan sonra zaten işte planör etkisi yapıyor fış diye bütün çatıyı alıp fırlatabiliyor sayın arkadaşlar. Bizim buradaki en büyük amaçlarımızdan birisi işte yani yaptığımız hemen her çatıda yani biz bu şekilde yapıyoruz. Hem yaptığımız bu bölgedeki hemen her çatıda bu şekilde bir diş koyuyoruz yani önüne. Hem tutsun diye hem de içerisinde kuvvetli rüzgar almasın diye. Ama mesela bakın. Bak burada gördüğümüz çatı nasıl? Burada gelmiş işte buradan direkt muhtemelen oluğu da şurada olacak bunun. Biraz az çizmiş detayını. Oluğu da burada olacak. Buradan böyle verecek. Böyle de olmayabilir. Şu şekilde tahta şu şekilde çıkıntı yapıp tahtanın alnı o ön yüzeyi dışarıda şu şekilde kesilip dışarıda kalabilir. Olabilirdi yani bu şekilde de. Ama biz bunları yapmıyoruz. Biz bu şekilde yapıyoruz sayın arkadaşlar. Bir dişle tutturuyoruz. Bakın şurada bir altta parapet yükselttiydik. Yani bu parapeti yükseltmeseydik de ben ne demiştim? Bir diş yaparız demiştim. Ama biz bu yapının alınını e, biraz daha geniş yapmak için birkaç video önce anlat gösterdiydim aşağıdan da görüntüyü. Onun için biraz yükselttik ama bunu yapmasaydık da yine şu seviyelerde bir 10 santim falan seviyesinde yine bir diş yapardık arkadaşlarım. Neyse. E, bakın şuradaki neyse bu çıkıntıya da bir dahaki videoda başlayayım ya. Bu çıkıntının neden olduğunu. E, beğenmeyi yorum yapmayı ve abone olmayı unutmayalım sayın arkadaşlar e, sağlıcakla kalın